çekerim de senden. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Sinefil kafasından herkese merhaba. 7. Koğuştaki Mucize 3 günde 600 bin küsür kişi izledi. Şu an çok popüler bir film. Bunu eleştirisini yapmamız gerekiyordu. Çok sevdiğim bir Kore filmi var. Miracle in Cell No. 7. Güney Kore'nin en çok izlenen filmlerinden biridir. Onun aslında uyarlaması. Tabii uyarlama olarak baktığımızda çok farklılaşan yerler var. Tabii ki Mehmet Ada Öztekin de sevdiğim bir yönetmendir aslında. Kaybedenler Kulübü, Yolda Elem, Artıların Efendisi'ni yönetmişti en son. Burada da yine onun kendine dizilerden de gelen has bir özelliği vardır. Böyle daha bir karanlık, daha bir gerçekçi atmosferi. Bu film özelinde baktığımızda Miracle in Cell No. 7 aslında hem ağlatan izleyiciyi hem de güldüren bir yapımdı. Hani aslında Kore'nin gişe filmleriyle Türkiye'nin gişe filmleri birbirine genelde çok benzerdir. Kodları hemen hemen aynıdır aslında. Burada yaparken dönemi değiştirmişler. İlk önce tabii 80 darbesi zamanlarına gidilmiş. Onun haricinde orijinal filmdeki ilk giriş kısmı daha aslında baktığımızda biraz inandırıcılıktan uzaktı. Yani olaylar hemen yolda gerçekleşiyordu. Kızın mesela ilk başta ölme sahnesi orada aslında orijinal filmde ayağa kayıp düşüyor gibi bir şeydi. Yani bunun üzerine de buradaki filmde bir yamaca dağ gibi bir yere tırmanırken şu hani o açıdan da daha gerçekçi ve aynı zamanda orijinal filmde sürekli olayın olduğu yere gelir gelmez polis sorgusu falan yapılıyordu. Bir yere götürülmüyordu. Orada yapıyorlardı. Yani baktığında aslında bu filmde hamleler daha inandırıcı bir şekilde çevrilmiş. Fakat bunu yaparken filmin orijinalindeki mizah dozu bayağı azalmış. Yani bu filmde daha çok ağlama üzerine, daha çok drama. Orijinali de öyleydi fakat en azından Koğuştaki mizah unsurları kız çocuğun devreye girmesiyle daha baskındı. Buradaki kız çocuk da aslında sevimli bir tip seçilmiş fakat orijinalindeki kız çocuk kadar yüksek bir oyunculuğu aslında olmadığını söyleyebilirim. Çünkü orada kızın sürekli çığlıkları, baba deyişleri bunlar hep ön plana çıkarken kızın sevimliliğinin yanında oyunculuğu da daha bari çıkarken buradaki oyuncu daha sevimli kalmış gibi. Aras Bulut İynemli için söylenecek çok şey yok ve var. Çünkü artık bu rollerde kendisini kanıtlamış bir oyuncu. En azından genelde Çukur dizisiyle şu an çok meşhur ve oradaki deliye evrilen mimikleri olsun. Burada direkt bir deliği oynaması bu bağlamda kendini bayağı göstermiş. Orijinalle ayrılan en önemli fark ise burada tabii şey olmuş. Orijinal filmde kızı ölen kişi bir emniyet amiriydi. Burada aslında bir asker karakteri. Yurda Erokur hep kötü karakterlerle özdeşleştiği için orijinalindeki polis memuru karakteri aslında net kötü olarak demeyeceğimiz bir karakterdi. Yani kızı ölen ve onun yasını tutan bir babaydı. Buradaki refleksler daha sert. Yurda Erokur'un kompozisyonu daha bir kötü karakter olarak yönünde. Bunu karakterin askeri olmasıyla güncel okumaya bağlayıp askeri kötü gösterme gibi yorumlayanlar olmuş. Buna pek katılmıyorum. Onun haricinde filmde yer alan Mesut Akusta'nın karakteri aslında orijinal filmde yok. Yani Koğuş içinde bir dörtlü var. O dörtlü haricinde Mesut Akusta'nın karakteri ek olarak eklenmiş ve fakat buna rağmen filmin kaderini belirliyor. Yani finale geldiğimizde filmin kaderini belirleyecek bir role sahip ve orijinal filmde böyle bir karakter yok. Tabii yapılabilir. Remake yapılırken bir şeyler çıkarılır, eklenilir, başka karakterler koyulabilir. Bu bağlamda filmin amacına da hizmet etmiş. Orijinal filmin tabii evet en temel farkı başta söylememi şurada söyledim. Yıllar sonra karakterlerin gelip bir mahkeme sahnesi. O mahkeme sahneleri tamamen çıkarılmış. Filmde hiç o şekilde bir mahkeme sahnesi yok. Günümüz normal klasik bir akışı izliyor. Öyle bir kurgusal oyunu yok baktığımız zaman. Onun haricinde izleyiciyi etkileyecek bir film olmuş. Ben yine filmin aslında genel izleyiciye göre bir ton karanlık olduğunu düşünüyorum. Fakat izleyicinin çok beğeneceği aslında ilk 3 günlük gişelerinde belli oldu. Zaten Güney Kore'de çok gişe yapmış filmler aslında hep Türkiye'deki izleyiciye çok yakın filmlerdir. Buna rağmen nedense Türkiye'li seyircilere şöyle bir şey vardır. Güney Kore filmleri pek izlemezler. Dillerine tahammül edemediğini söyleyenler oluyor. Yani Güney Kore filmi deyince onu izlemeyeyim diyorlar. Bu yüzden zaten Hollywood remake'lerini yapıyor derken Türkiye'den de bir remake geldi.
buna kayıtsız kalmayacaklarını düşünüyorum. Yani Güney Kore filmlerinin daha çok remake'leri yapılabilecek şeyler var. Çünkü Güney Kore bunu mesela bir politik zemine dayandırdığı zaman hep Güney Kore, Kuzey Kore ayrımına yapıyor. Biz de yaptıkları zaman genelde olayı 80 darbesi zamanında geçirtiyorlar. Aslında politik atmosferler olarak baktığımızda da kendi ülkenin siyasi iklimine göre kurabileceğin noktalar var. Tabii Güney Kore sineması daha böyle kaliteli çekiyor gibi. Bizim ana akımlarda o yeni yeni oluşmaya başladı. Ayrıca diğer yan karakterler olarak İlker Aksun ve Sarp Akkaya rollerine gayet oturmuşlar. Sonuç olarak vizyonda genel izleyiciyi hayal kırıklığına uğratmayacak bir film olduğunu söyleyebilirim. 7. Koğuştaki Mucize şu an en dram filmi aradığınızda karşınıza çıkan yerli en iyi seçenek şu an vizyonda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve videonun altına 7. Koğuştaki Mucize hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.